Sevgili dostlar, birazdan çok keyifli bir video seyredeceksiniz. Bugün yengenizle beraber 2,5 sene Kapadokya'da yaşadıktan sonra bir balona binme şansına sahip olduk. O zevki tattık. O zevki de ben sizlere paylaşmak istiyorum. Bu çekimi, video çekimini çok yakın zamanda çok detaylı incelemesini yapacağım bir kamerayla yaptım. O da Sony'nin ZV-E1 kamerasıyla beraber yaptım. Yaptığım çekim ilginç. 4K 24 FPS oldu ama gerisini her şeyi programa bıraktım. Çünkü sabahın çok erken saatlerinden çok kısa sürede çok değişken ışık ortamlarına şimdi durmadan uğraşmak istemedim. Dolayısıyla programa aldım. Sonuç çok şaşırtıcıydı. Kullandığım lens de iki iş seçeneğim vardı. 16-35 F4PZ ya da 20'ye 70 F4'ü kullanacaktım. Ben 20'ye 70'i tercih ettim. Çünkü zaten yeterince geniş açı 20. 70'e de olur da yakınlaşırım bilmem ne yaparım diye o lensi tercih ettim. Sevgili dostlar, renklendirdim. Buna rağmen yani ne kadar P modda olsa dahi S-Sinoton'da çektim ama S-Sinoton'u da biliyorsunuz çok rahatlıkla renklendirebiliyorsunuz. Bu Fujifilm'de Eterna'nın karşılığı gibi bir şey. Hatta biraz daha iyisi. Şimdi gelin bu biz o görüntüleri bir geçelim. Evet sevgili dostlar. Şu anda arabada beraber bineceğimiz arkadaşlar. Evet merhaba diyeyim. Merhabalar. Merhabalar. Değil mi?
Çıkarak için yapmam. Sevgili dostlar, umarım bu görüntüler hoşunuza gitmiştir. Sizlerle beraber sabah yaptığımız keyfi paylaşmak istedim. Bu paylaşımda da hem makinenin, daha doğrusu kameranın becerisini de görmenizi istedim. Hataları varsa onları da görün istedim. Ben pek bulamadım doğrusunu isterseniz. P modunda dahi harikulade çekimlerdi. Tabii P modunda bir tek sıkıntı var. O da pan geçişlerde özellikle ya da yukarıdan aşağı geçişlerde frame rate ile bit rate, daha doğrusu, uymadığı için orada birazcık tık 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 olabiliyor. Onun için de daha profesyonel çekimler istiyorsanız tabii ki ND filtre kullanacaksınız. Genellikle ben ND filtreyi kullanmayı tercih ediyorum normal yaptığım çekimlerde. Ama bugün uğraşmak istemedim. P'ye çaktım, bastım kayıt düğmesine. Geri kalanı da sonradan renklendirdim. Hatta color grading yaptım. Vallahi umarım bu içerik hoşunuza gitmiş ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın, huzur içinde kalın, sağlık içinde kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.